Sevgili izleyiciler, güne başlarken devam ediyoruz. Gazete başlıklarında da gördük. Türkiye yolsuzluk operasyonu, o büyük rüşvet operasyonu diye de tabir edilen yolsuzluk operasyonunu tartışmaya devam edecek. Yolsuzluk operasyonu başladı. Başladıktan sonra savcının iş yapamaması, savcının değiştirilmesi, onunla beraber ikinci bir operasyona daha başlanması, ikinci operasyonun akabinden üçüncü operasyon söylentileri, türlü konuşmalar var, türlü değerlendirmeler var. Bilgiler, belgeler zaman zaman gündeme geliyor. CHP'de kriz masası kurdu bununla ilgili olarak ve Haydar Akar konuğumuz, kendisi aynı zamanda KİT komisyonu üyelerinden, kriz masasının da üyesi, KİT komisyonunun da sözcüsü bu arada, onu da belirtelim. Ve KİT komisyonu neden önemli, bu vurguyu neden yapıyorum? KİT komisyonu zaten Türk devletin varlıklarının değerlendirildiği, tartışıldığı bir komisyondur her zaman için. Ve KİT komisyonu özellikle bu son dönemlerde özelleştirmelerle, hep tartışılan konularla gündeme gelir. Ama bu kez bir yolsuzluk operasyonu var. Ayakkabı kutularından çıkan dolarlar var. Savcılar var, görev yaptırılmayan. Şimdi örneğin savcıyla ilgili haberleri gördük. Arkadaşlar birazdan bir haber turunu yapacaklar, yine gazete turunu. Zekeriya Özsedef de yurt dışına gitmiş, hangi paralarla gitmiş vesaire diye. Paralel devlet tartışmaları buradan başladı. Siz dün bir açıklama yaptınız ama tüm bu, şunun için bu kadar cümleyi kuruyorum. O kadar fazla yönlerle biz bu konuyu değerlendiriyoruz ki ortada yolsuzluk varsa da biz onu konuşamıyoruz. Siz de ısrarla yolsuzluğa dikkat çekiyorsunuz. Dokunulmazlık zırhıyla tonlarca altın geldi diyorsunuz. Nedir bu olay acaba? Evet, teşekkür ediyorum. Herkese bir günaydın diyorum önce. Bir özetlemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi son günlerin modası yolsuzluk. Ama yolsuzluğu konuşmuyoruz biraz evvel dediğiniz gibi. Neyi konuşuyoruz? Yolsuzluğu araştıranları, soruşturanları, onlar hakkında belge toplayanları konuşuyoruz. Onların ilişkilerini gündeme dökmeye başladık. Acaba neresinden bunu tutup da bu adamların, bu vatandaşların haksız şekilde soruşturduklarını ispatlarız diye. Ama iki gündür de özellikle TRT'de Yunanistan'la ilgili bir yolsuzluk şeyi geçiyor. Haberleri geçiyor. Yunanistan'da Türkiye'ye hedef gösterilerek alınan silahlardan komisyon alındı iddia ediliyor ve 9 milyon euroluk bir komisyon Merkez Bankası'na komisyonu aldı iddia edilen bakan tarafından iade ediliyor. Şimdi örnekleri var dünyada tabii bunların ama Türkiye çok farklı bir örnek. Türkiye'de yolsuzluk var mı? Var. Hem de dünya literatürüne girmiş, sıralamalarına girmiş, en çok yolsuzluk yapılan ülkelerden biri olmasına rağmen yolsuzluk vakaları genellikle gündeme taşınmıyor. Biz KİT komisyonu olarak tabii bugünlerde dediğimiz gibi tartışılıyor ama biz KİT komisyonu olarak şunu yapıyorduk. Yaklaşık 2,5 yıldır KİT komisyonunda ve meclis konuşmalarımızın tüm de KİT komisyonu üyesi arkadaşlarımız Türkiye'deki yolsuzlukları dile getiriyorduk. Bu yolsuzlukları da Sayıştay raporları üzerinden konuşuyorduk. Fakat bir algı yaratamıyorduk. Çünkü kimsenin yolsuzluklarla ilgili çok fazla bir düşüncesi yok. Şöyle diyeyim, niçin? Hatırlar mısınız, siz de yetim hakkı programları yapıyorduk Halk TV'de. Biz Aykut Bey, ben ve Ali Sarıbaş eski belediye başkanı. Daha önce de var olan dosyalar vardı ama bu kadar ilgi çekmiyordu. Çünkü ses getirecek aslında ses getirecek büyük bir yayınlar yapılmıyordu. Bravo. Yani sadece bizim kendi evet, yayınlarımız dolayısıyla şimdi vatandaşlar aslında ulaşabiliyorlardı. Doğru. Aslında size bir önerimiz var burada. Önerim var burada. Bizim o Halk TV'de yapmış olduğumuz yetim hakkı programlarını böyle arada bir... Valla o bizim programımızın konusu değil Haydar Bey. Onu başka zaman konuşalım. Hayır, konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Onlar arada bir yayınlarsanız ne kadar haklı olduğumuzu görür Türkiye. Evet. O dönemki bizim arşivleri evet, tekrar çıkarın diyorsunuz. Yine meclis konuşmalarımızda da bunları getirdik gündeme. Ama bugün bir karartmayla karşı karşıyayız. Hı. Daha başından beri, daha birinci gününden beri bir karartmayla karşı karşıyayız. Nasıl bir karartma? İşte yolsuzluk denildiğinde ne yapılması gerekiyor ki teorik olarak? Savcının soruşturma yapması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerinin o soruşturulacak kişilerin savcının talimatı doğrultusunda alıp sorgulaması, daha sonra da adliyeye getirip hakim ve savcılar tarafından gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Peki Türkiye'de böyle mi yapılıyor? Hayır. Daha birinci gününden itibaren önce savcılar görevden alınıyor veya ne var dosyaların içerisinde diye. Operasyon başladığında gördük. Savcı görevden alındı. Başka savcılar yanına görevlendirildi dediğiniz gibi. Ve önce operasyon neyle ilgili, bunun bilgisini almaya çalıştı. Çünkü gizli bir operasyondu ve operasyonda demek istemiyorum, soruşturma. Bir operasyon falan yok. Bir soruşturma var. Operasyon derseniz gidersiniz, adamları tutuklarsınız, alırsınız ve operasyon bitmiş olur. Bir soruşturma. Soruşturmayı karartmak için de başka yere aynı şey gibi İmralı der gibi, yani Abdullah Öcalan, bebek katili, işte
PKK demiyorlar. Ne diyorlar? İmralı'yla görüşüyoruz diyorlar. Görüşürken de. Buna da operasyon diyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Bu bir soruşturma. Operasyon falan değil. Soruşturma. Soruşturma nasıl yapılmışlar? Türkiye'de bundan önce yıllarca KCK davasında, Balyoz davasında, Ergenekon davasında nasıl sabah 5'lerde Türkiye'nin genelkurmay başkanları 40 tane polisle getirilmişse aynı soru. Doğru mu? Değil. Bunu söyleyeyim tırnak içinde ama. Ama yöntem aynı yöntem, bir şekilde. Yöntem aynı. O gün rahatsız olmayanlar bugün bu yöntemden rahatsız oldular. Sadece yöntemden rahatsız olmadılar. İlişkilerin boyutları çok geniş olduğu için de kendilerine dokunacağından rahatsız oldukları için bunu durdurmak için her şeyi yaptılar. Önce savcıyla başladılar. Sonra 3-4 günlük bir şey yakaladılar. Bu kolluk kuvvetleri yönetmeninde hızlı bir değişiklik yaparak tüm gizli soruşturmaların açığa çıkmasına neden oldular. Ankara'daki soruşturma, İstanbul'daki ikinci soruşturma ve yolsuzluklarla ilgili belki bizim bilmediğimiz ama bunların haber almış olduğu soruşturmalar gün ışığına çıktı. Bu ne demek? Bu ne demek? Siz soruşturma yapacaksınız ve sizin çocuğunuz siz direkt ilgilisiniz ama size haber verilecek. Delilleri karartılacak. Eğer kanunsuz illegal dokümanlarınız varsa bunlar imha edilecek. Şimdi hazırlık yapacaksınız ve polis gelecek. Aynı neredeki gibi kesiyorum ama aynı neredeki gibi deniz fenerlerindeki gibi. Kimdi deniz fenerindeki Deniz fenerine de gelelim de ortadaki görüntü öyle net bir görüntü ki aslında 3 tane bakan sonuçta görevden alındı. Bakanlardan birisi Erdoğan Bayraktar diyor ki ben talimatları başbakandan aldım onu da istifa etmesi gerekir. Evet. Şimdi fotoğraf bu. Bakanların çocuklarının birinin evinden yazar kasa para sayma makinesi çıkıyor yazar kasa diye dilim şey yapmasın yanılmasın kasalar çıkıyor. Yani Semra 6 şimdi tane görüntüde kasa var yani. Çok ilginç yani ya. Bunların açıklamaları var ama tatmin edici açıklamalar değil ama biz bunları konuşmuyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz. Evet şimdi oraya geliyorum ama böyle tabii uzun sürmesini de istemiyorum. Günlerdir bunu konuşuyoruz. Bir banka müdürü düşünün. Evinde 4,5 milyon dolar çıkıyor. Ayakkabı kutusunda çıkıyor. Kasada çıkıyor. Bakanın çocuğunun bir yere koymuş çıkıyor. Tuhaf görüntüler tuhaf, var yani. Tuhaf görüntüler var. Mesela tarihe kimler? Napolyon çizmeleriyle geçti. Imelda Marcos ayakkabılarıyla geçti. Bugünkü hükümet de ayakkabı kutularıyla geçecek tarihe şimdi. Bu konuşacağız. 20 sene sonra da konuşacağız. 30 sene sonra da konuşacağız bu ayakkabı kutularına. Ama ilginç olan bir şey var. Bankanın müdürü parayı bankasında saklayacağına, parayı nereye vereceği önemli değil. Bakın yine burada bir din istismarı var. Yine tırnak içinde söyleyeyim. Oraya da girmeyeyim ama. Bir banka genel müdürü parayı bankasında saklayacağı nerede saklıyor? Ayakkabı kutusunda saklıyor. Bu banka müdürüyle ilgili iki tane anekdot söylemek istiyorum. İlginç şey söylemek istiyorum. Yine yolsuzluklarla ilgili. Banka müdürü göreve geldikten tam iki ay sonra Türkiye'nin en büyük batık kredilerinden birini veriyor bir batık şirketine. 575 milyon dolarlık bir kredi açıyor. Halk Bankası Sayıştay raporlarında şurada. Şurada var. 575 milyon. Önce 250 milyon dolarla başlıyor. Ve 575 milyon dolarlık kredi açıyor ve kredi şu anda batık. Kim yapıyor bunu? Bu Halk Bankası genel müdürü ilk şeye geldikten sonra genel müdürlük işi üstlendikten sonra tam iki ay sonra. Yine bu Halk Bankası genel müdürüyle ilgili ilginç bir şey daha anlatmak istiyorum. Benim de dilim sürçmeye başladı. Yine KİT komisyonunda görüşmeler yapıyoruz. Halk Bankası'nı konuşuyoruz. Halk Bankası bunların biliyorsunuz kamuda engelli ve çalıştırmak zorundalar. Hükümlü çalıştırmak zorundalar. Kamu Bankası olduğu için ben Halk Bankası Genel Müdürlüğü eksik çalıştırmıyor. Niye çalıştırmıyorsun diyor soruyorum hükümlerle ilgili. Diyor ki onlara güvenemeyiz diyor. Biz karar aldık diyor. Onlar diyor güvenilmez insanlar diyor. Biz onları bankamızda çalıştıramayız diyor. Demek ki başka bir şeyden korkuyordu bu Halk Bankası Genel Müdürü. Böyle bir vatandaş. Çok kişisel ilişkilere girmek istemiyorum ama Halk Bankası ile ilgili bir şey yaptık biz KİT komisyonu olarak. Hemen yılbaşından önce KİT Komisyonu'nun 2011 raporları, Halk Bankası raporları incelenmedi henüz. Bu raporlar nedir? Sayıştay raporlarıdır. Sayıştay ne demektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu yatırımlarını, kamu harcamalarını denetler. Kimin adına denetler? Millet adına denetler. Yasama, yürütme, yargı denkleminin önemli bir kuruluşudur. Evet. Bu denetlenmezse işte bu tür yolsuzluklarla uğraşırsınız. Bu yapılan Sayıştay denetimleri... Yolsuzluklara kapı açılır denetim olmazsa. Aynen böyle. Kapı açılır ve önünü de alamazsınız. Şimdi Sayıştay denetimleri 2011 Halk Bankası yapılmadı. Bir dilekçeyle başvurdum KİT Komisyon Başkanlığı'na. Bana verilen cevap şuydu. 2012 alt komisyonları kuruluyor. Zamanı ergonomik kullanabilmek için daha sonra yaparız. Şimdi belki olağanüstü toplantıya yarın çağıracağım Halk Bankası ile ilgili 2011 ve 2012 denetiminin yapılabilmesi için. Tabii bugün güncel konu... Yarın KİT Komisyonu'nda olağanüstü toplantı mı isteyeceksin Halk evet, Bankası evet, ile ilgili? Evet, aynen bu hazırladık şeyimizi. Çünkü belli sayıda milletvekilinin imzası gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin buna imzası yetmiyor. Teorik olarak, sayı olarak MHP de destek veriyor buna.
ve öne alınmasıyla ilgili bir talebimiz olacak. Peki burada inceleyebilecek miyiz esas konuyu? Altın kaçakçılığı, kara para aklanmasını inceleyebilecek miyiz? Hayır, inceleyemiyoruz. Bu bir bankacılık sırrı haline dönüştürüyorlar. Ve devlet sırrıyla mı karşı karşıyayız? Aynen, evet. Bir ticari sır bu. Biz millet adına denetim yapan milletvekilleri, TBMM adına denetim yapan Sayıştay inceliyor. Biz de onun raporları üzerinden inceleme yapmamıza rağmen bunları göremiyoruz ve inceleyemiyoruz. Talep etmemize rağmen verilmiyor. Şimdi gerçekten çok büyük bir rakamla karşı karşıyayız. 4 yıllık Halk Bankası'nın faaliyetleri içerisinde kara para aklama operasyonu, işte altın kaçakçılığı operasyonunu gibi işlere bulaştığı tespit edilmiş vaziyette şu anda. Peki kamuoyu yine bir algı yönetimi yapıp Halk Bankası'nın sanki Türk ekonomisini çökertecekmiş gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Hiç alakası yok. Halk Bankası'nın 4 yıllık 5 yıllık gelirlerine, yine bankacılık sektöründeki diğer işlerine baktığımızda Halk Bankası'nın büyük böyle paralar kazandığı falan söz konusu değil. Normal ticari... Şimdi net olarak şunu mu söylüyorsunuz? Halk Bankası... kara para aklamada aracı olarak kullanılmış. Evet, aynen böyle. Altın kaçakçılığında aracı olarak kullanılmış. Altın kaçakçılığı derken İran devreye giriyor. Rıza evet, Sarraf onun, ve Zencani. Onun hikayesi çok farklı bir hikaye. Bu 80-89'lar arasında Türkiye'de hükümet eden Özal'ın ekonomik modelinin bir değişik versiyonu. Biliyorsunuz o tarihlerde hayali ihracat vardı. Hayali ihracatta KDV iadeleri yapılıyordu. Ve Türkiye'ye kara para getirilip, İsviçre'deki paralar getirilip, yabancı vatandaşların paraları getirip hem burada aklanıyordu hem de işte devletin o döviz açığı kapatılmış oluyordu. Dünyada örnekleri vardır herhalde diye düşünüyorum. Normal bir şey mi bu? Hayır, normal bir şey değil. Bütün yani. Dünya ülkeleri bunların altına imza atıyorlar. Diyorlar ki biz bu işleri yapmayacağız. Eğer siz bu işleri yaptığınız tespit edilirse, hani o fonlar var, Türkiye'yi fonlayan, Türkiye işte devlet tahvil ihraç ediyor, karşılığında para alıyor, kredi alıyor. Bu fonlar buradan ellerini çekmeye başlarlar. Yani bu Türkiye'nin uluslararası itibarını düşürür. Devlet niteliğiyle, yani teröriste destek veren devlet olmak başka, kara para aklayan devlet olmak başka, demokratikleşmeye çalışan, gelişmekte olan bir ülke olmak başka. Evet, hepsini sayıyorsunuz. Terörist devlet olmak başka diyorsunuz. Bugün Suriye'de yapılanları ve tırı düşündüğümüz zaman yine Türkiye'nin bir terörist devlet, terörizme destek veren bir devlet konumunda. Yine Halk Bankası, İran son yolsuzluk ilişkilerine baktığımızda Türkiye'nin kara para aklanmasına ve altın kaçakçılığına destek veren bir ülke konumuna getirildiğini, yine diğer şeylere baktığımızda, demokratikleşmelere baktığımızda yine bunların olmadığını görüyoruz. Konuşmamızın başında bir şey söylediniz. Dediniz ki işte biz yolsuzluğu gerçekten konuşamıyoruz. Bugün neyi konuşmaya başladık? Ergenekon davasını konuşmaya başladık. Bugün neler oldu? Milletvekilleri hızlı bir şekilde serbest bırakılmaya başlandı. Ama AKP'nin gündem karartması, başbakanın gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecek. Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ve kamuoyu yaratmaya da devam edeceğiz. İşte dünkü basın açıklamamız, bundan sonraki ilişkiler, yani bize gelen belgelerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesi, ilgili savcılara verilmesi konusunda sürekli bir çalışmamız olacak. Biz bunun karartılmasına izin vermeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yoktur ki bir başbakanın oğlu bu tür şaibelere karışmış, bakanların çocukları yakalanmış, yine sayısız iş adamı bu işin içerisinde ve kimse bu konuyu konuşmuyor. Boyut çok büyük, boyut çok büyük. Hele ikinci operasyon yapılsaydı devleti gerçekten soyan, devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kendi üstlerine geçiren, haksız şekilde geçiren insanlar deşifre olmuş olacaklardı. Bakın devletteki ihalelere bakın, tüm büyük ihaleleri, yani 10 milyon doların üzerindeki ihalelere baktığınızda toplamda 25-30 şirketin üzerine geçmediğini, hep aynı şirketler tarafından alındığını, yani hızlı treni yapanla elektrik dağıtım şirketini alanların aynı olduğunu. Bir zincir, saadet zincirinden söz ediyorsunuz. Saadet zinciri, tamamen saadet zinciri. Evet, çok güzel yakaladınız. Bir saadet zinciri. Biraz evvel Halk Bankası'ndaki 575 milyon dolarlık batık krediyi söylediğimde Toros Elektrik ve Osmaniye Dağıtım'ın kiminlere verildiğini ve nasıl ellerinden alındığını, devletin bir gün sonra dağıtım şirketinin elinden alırken bir gün önce Halk Bankası'nın kredi verdiğine şahit oluyorsunuz. Ya çok büyük olaylar var Türkiye'de. Çok büyük yolsuzluklar var. Ama yolsuzlukların önü açılamadığı için ve soruşturulamadığı için, başbakanın da gayretiyle soruşturulamadığı için, bakın bir şey söylüyorum altını çizerek, başbakanın gayretiyle soruşturulamadığı için hiçbir yolsuzluk vakasında insanın yaptığı yanındakiler kalıyor ve büyük rakamlar. Bunlar hepsi
vatandaşın vergilerinden alınan paralarla yapılan, vatandaş adına borçlanmayla yapılan işler bunlar. Bunun kimden çıkıyor, bunun tekrar çıkacak veya gelecekte? Yine vatandaştan çıkacak bu. Bu nasıl yansıyacak vatandaşa? Elektrik zammı olarak yansıyacak, su zammı olarak yansıyacak, ekmek zammı olarak yansıyacak, çay zammı olarak, yaşamın alanındaki tüm ihtiyaçlarına zam olarak yansıyacak. Yılbaşında yapılan zamlar şeklinde yansıyacak vatandaşa. Bunun bedelini o 20 tane şirket falan ödemeyecek. Zaten mahkemelere verdiklerinde 15-20 sene sürüyor bu mahkemeler ve sonuç da alınamıyor. Bunları çok iyi bildikleri için de Türkiye'yi hortumlamaya devam ediyorlar. Nerede devam ediyorlar? İşte biraz evvel saydık, enerji dağıtım şirketlerinde, yol yapımlarında, özellikle hızlı trende. Bakın, bu da karartılan davalardan bir tanesi. Ne olduğunu anlayamadık. Birden çıktı. O konuyu da çok iyi biliyorum. Bir de TCDD'nin, yani Devlet Demiryolu'nun alt denetmeniyim. Ya sadece kazıdan, topraktan, harfiyattan 6 milyon TL fazla ödeme yapıyor TCDD'de. 6 milyon TL fazla ödeme yapıyor. Devlet Demir Yolları ile ilgili de çok ciddi iddialar var, ama bu ikinci soruşturma durduruldu. Durduruldu. Galiba öğrenemeyeceğiz. Ne olduğunu anlayamadık. Soruşturma durduruldu. Ne olduğunu anlayamadık. Yani müthiş bir algı yönetimi var Türkiye'de ve yandaş medyayla. Yandaş medyada siz yolsuzluğun tartışıldığını, TRT haberlerde Türkiye'de bir yolsuzluk yapıldığını, bakanın çocuklarının tutuklandığını, banka müdürünün evinde ayakkabı kutularında dolarlar bulunduğunu duydunuz mu? Dertleri bu değil. Halen başbakan konuşuyor, çıkıyor, diyor ki ya, diyor işte çeteler yaptı, cemaat yaptı, o yaptı, Amerika yaptı, İsrail yaptı, masonlar yaptı. Ya kardeşim, kim yaparsa yapsın. O ikinci iş. Kimler bu işin içerisinde? Kimler bu işini? Önce örmeyelim, kapatmayalım diyorsunuz. Önce kimlerin olduğunu açıkla. Parayı nasıl o eve geldiğini, ayakkabı kutularına girdiğini, o çelik kasalarda, 7 tane kasada o paraların nasıl olduğunu, özellikle şunu söyleyeyim, özellikle aranamayan Çağlayan'ın çocuğun evindeki ne olduğunu bilemiyoruz tabii. İtham da etmek istemiyorum ama aranamadığı için, dokunulmazlık zırhıyla aranamadığı için neler olduğunu bilmiyoruz. Hele ikinci soruşturma daha büyük bir soruşturma. TOKİ'si var içerisinde, yüksek hızlı treni var içerisinde, elektrik dağıtım şirketleri var, madenler var içerisinde. E tabii ki bu gazeteler bunları yayınlayamayacaklar. Yani bu buzdağının görünen yüzü denildi, iceberg'in görünen yüzü denildi, bir ilmek söküldü, gerisi gelecek denildi. Şunu merak ediyorum, böyle söylenilen konuların içerisinde örneğin Türkiye ile ilgili sizin dikkatinizi çeken bir şey var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Geliyor. Başbakanın oğluyla ilgili belgeler yani. Geliyor. Onunla da ilgili açıklamalar yapacağız. Belgeler geliyor. Şu anda net bir şey yok. Tabii ihbarlar bize, sözlü ihbar çok fazla geliyor. Bunu belgelendirmek biraz zor oluyor ama belgeler de geliyor. Şimdi tabii yalnızın da söylediği gibi bir vakıf var. İşte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de var. Onlar işte düğünlere, cenazelere yaptıkları çelenklerle ve çiçeklerle para kazanıyorlar. Yüzlerce çocuğu okutuyorlar ve itham edildiler. Türkan Sayılan gibi hanımefendiyi sabah 5'lerde hastalığı bastılar evlerini, yolsuzluk iddiasıyla başladı. Yaşamının son deminde. Yaşamının son deminde. Ama bu vatandaş da babasının imtiyazını kullanarak, bakanları da yanına alarak, Urfa'daki olayı hatırlıyor olmamam bu arada, 3 milyon TL'lik arazinin verilmesi. Bakanları da yanına alarak, babasının imtiyazını kullanarak sahibi oldu diyeceğim, içinde üyesi oldu demeyeceğim, sahibi olduğu vakfa bir gelir sağlıyor. Ve kamu mallarını vakıf üzerine geçiriyorlar. Başbakan ne diyor bunu çözmek için? Ya diyor işte diyor, ilk defa mı bir kamu malı veriliyor diyor. Hiç kimseye böyle kamu malı falan verilmedi. Hiçbir bakanın çocuğuna veya başbakanın çocuğuna şimdiye kadar kamu malları sahip olduğu bir vakfa verilmedi. Ticari bir nüfus kullanılıyor burada. Tabii diyorsunuz. Ticari nüfus kullanılıyor. Buna da en güzel örnek Menderes'ten verilir. Biliyorsunuz Menderes çocuğu yurt dışındaki eğitim tamamlayıp geldikten sonra Türkiye'de ticaret yapmak istiyor. Ama babası diyor ki, ben başbakan olduğum sürece veya devlet yönetiminde olduğum sürece senin ticaret yapmana izin vermem diyor. Ama AKP'lilere sorduğunuzda ne diyor? Ya bizim çocuklarımız aç mı kalacak diyor. Tamam, aç kalmayacak da vatandaşın çocuğu aç. Türkiye'nin değişimini nereden diye gördük diyorsunuz. Evet, vatandaşın çocuğu aç. Siz aç kalmayacak, sizin çocuklarınız aç kalmasın ama vatandaşın çocuğu da aç. Vatandaşa baktığınızda 300 bin tane atanmayan öğretmen var. Atanamayan demiyorum, atanmayan. Çünkü Avrupa normlarına göre. Şimdi tabii o enteresan konu şu bence. Göreve geldikten sonra, daha doğrusu iktidar olduktan sonra bir zenginleşmenin boyutu bellidir. Hani iş çevrelerinin sonuçta büyüme kapasiteleri bellidir. Bir şirketin nereden nereye varacağı bellidir. Eğer bu anormal seviyedeyse o zaman orada haksız kazanç vardır diye bakmak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Bu siyaseten nüfus kullanmadır, evet.
bunun hani gizlenecek bir tarafı yok, gayet açık ortada. Semra Hanım, ben 23 sene uluslararası bir şirkette, özel şirkette çalıştım. İyi de bir gelirim vardı. Hiç boyum uzamadı. Hiç gemim mi olmadı? Almaya kalksam alabilir miydim? Bu şartlarda alma şansım hiç yoktu. Şimdi siz nüfus kullanmak budur işte. Hiç paranız yoktur, bir gemininiz olur. Hiç yükünüz yoktur, yükler size gelmeye başlar. Ve Allah yürü ya kulum der ya, yürür. Şimdi Bülent Arınç bir laf söylemişti biliyorsunuz, Allah verdikçe veriyor diye. Hakikaten bunlara verdikçe Allah vermiyor ama. Bunlar çaldıkça oluyor bunların. Çaldıkça oluyor. Yönetim Gureva'nın hakkını gasp ettikçe oluyor bunların. İşin kötü tarafı şu. Bunların hepsi insanlar Allah ile aldatılarak yapılıyor. Bakın her konuşmaların arkasında mutlaka din kullanılıyor diyorsunuz. Din kullanılıyor. Her konuşmaların arkasında mutlaka din kullanıyorlar. Bunu sadece bunlar yapmıyor. Gidin bakın illerdeki belediye başkanları, il başkanları da aynı lügatı kullanıyorlar. Aynı söylemleri kullanıyorlar. Sadece dine vurgu yapıyorlar. Ve arkadan da hortum diyorlar ülkeyi. Şimdi bir tane daha bir anekdot vereceğim meclisten. Yine en çok bu işlere vurgu yapan arkadaşım. Mesela bu hayali ihracatta kendi şirketleri de içinde. Gümrük şirketleri, daha bu henüz konuşmadık ama şurada ufak bir tüyo vereyim. Belki dinliyorsa tedbirleri alsın diye. Benim bankomda bu arkadaş namazını Allah kabul etsin namaz kılıyor da kapısını açık tutarak namaz kılıyor. Ya benim bildiğim namaz ibadet Allah ile insan arasındadır ve öyle göstere göstere yapılmaz yani. Yapılmaz, göstere göstere yapılmaz. Bu işte ben bu işi yapıyorum denmez. Kapısını açık tutuyor özellikle namaz kılarken. Şimdi bu arkadaşın şirketi, gümrük şirketi bu altın ticaretini yönlendiren şirketlerin içerisinde. Ama öbür taraftan da namazını böyle kılıyor. Nasıl yapacağız? Kitle. Biz aklıyor, ibra ediyorlar şeyleri. Bu yolsuzlukları ibra ediyorlar. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, kıyamet kopuyor. Bizim arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini Sayıştay oradaki görevlileri söylüyorlar. Araştırılması, mahkemeye verilmesi gerekiyor diyorlar. Ya da Başbakanlık Teftiş Kurulu, Bakanlık Denetleme Kurulu tarafından araştırılması gerekir diyorlar. Hayır diyorlar AKP'li milletvekilleri. Sonra da koşa koşa komisyon odasına gidip namaz kılıyorlar. Böyle bir şey yok. Kimseyi aldatamazsınız. Siz namazınızı kılın Allah ile aranızda ama insanları aldatamazsınız kardeşim. Yapmanız gereken işi dinle yapacaksınız. Dinle ahlak arasındaki bağ kopmuş galiba. Evet, maalesef dinle ahlak arasında bağ koptuğu gibi vatandaşımız da bunları göremiyor. Çünkü yandaş medya öyle bir servis yapıyor ki bunlar Türkiye'yi kalkındırdıkları, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu iddia ediyorlar. Türkiye bunlar iktidara gelmeden 16. büyük ekonomiydi. Bunlara iktidara geldikten sonra 17. büyük ekonomi oldu. O da bir aldatmaca. Şimdi o konulara girmek istemiyorum ama ekonomik büyüklük nasıl hesaplanıyorsa, örneğin Hollanda bizden çok ihracatı ve ithalatı olmasına rağmen, bizden çok Konya kadar olmamasına rağmen tarım ürünleri ihraç etmesine rağmen dünya ekonomi sıralamasına giremiyor. Bir oran var, bir nüfus sayısı var, bunun gibi şeyler var. Yine öyle bir algı yarattılar ki bizim dış borcumuz bitti algısı yaratıldı tüm Türkiye'ye. Yani devletin kamu borcunun bitti algısı yaratıldı. Ama bitmemişti. Sadece IMF'ye borç bitti. IMF'nin son taksiti 600 milyon dolar ödeyebilmek için de İslam Kalkınma Bankası'ndan yine faizle para alındı. Faizle para alındı ve yani dış borç alındı. Yani dış borcun 100 milyarların üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama çok güzel algı yönettikleri için vatandaşı gittiğiniz zaman parklarda bunu ayranla kutluyor. Dış borcumuz bitti diye. Aslında bitmedi tabii. Böyle bir olay da yok. Bir görüntü algı yönetimi diyorsunuz. Bir yine operasyonla ilgili bir sorun daha olacak size. Şimdi başbakanın oğluna kadar ulaştığı söylendi. Türgev'le ilgili bir şeyler konuşuldu. Oraya da paralar aktarıldığı şeklinde. Bir de Yasin El Kadı hikayesi var ki bu da terörist ülke olacak Türkiye endişesi yaratan bir boyut. İran gibi Suriye'nin de devreye girebileceği bir anlamda El Kaide'ye para aktarılmış olabileceği. Çünkü Yasin El Kadı'nın kimliği belli. Birleşmiş Milletler terör listesinde bulunduğu belli. Orayla ilgili herhangi bir bilgi, belge, duyum geldi mi size? Geliyor. Yani bunların Türkiye'ye hangi yollarla girdiği, nasıl Türkiye'de faaliyetleri sürdürdü, kimlerle ilişkileri olduğuna dair çok belge şey gelmese de, hard copy olarak gelmese de belge, tabii ihbarlarda bulunuyor insanlar. Biz bunları araştırıyoruz. Biz bunları araştırıyoruz. Genel başkanımıza da servis ediyoruz. Ama dediğim gibi şimdi bunları servis etme şansımız yok yani hemen kamuoyuna. Bunların araştırması gerekiyor ve savcılara iletilmesi gerekiyor. Bunu yapacağız. Savcılara iletilme konusunda bu bilgileri ileteceğiz. Yani şimdi, bekleyelim önümüzdeki süreçte gündeme gelecek. Gelecek de çok büyük şeyler de gelecek. Sadece bunlar gelmeyecek.
Ama biz mevcut savcıların artık güven vermediğini düşünüyoruz. Yani başbakan tarafından alelacele değiştirilen, atanan savcıların güven vermediğini düşünüyoruz. Şu anda emniyetin bir karartma yaptığını düşünüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede hırsız var, giriyor vatandaşın evindeki ne varsa çalıyor. Hırsızı yakalayacağınıza, tutuklayacağınıza vatandaşı tutuyorsunuz, ev sahibini tutuyorsunuz ve getiriyorsunuz. Ya da hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de büyük bir yolsuzluk olayı var. Bunun içerisinde terörün finansmanı da var. Öyle diyeyim. İlişkilendiriyorum. Terörün finansmanı da var. Çünkü AKP ile birlikte paralel bir şey kuruldu Türkiye'de. Ekonomi yönetimi kuruldu. Bu ekonomi yönetimi, paralel ekonomi yönetimi içerisinde hem kara para aklanması var, hem altın kaçakçılığı var, hem de terörün finansmanı var. Bunu nasıl finanse edeceksiniz? Yani o tırın içerisindeki malzemelerin nasıl finanse edeceksiniz? Bunlar hepsi birbirleriyle ilişkileri. Hiçbiri ayrı ve kopuk değil. Tır yakalandığında bu kadar tepki göstermelerinin, bu kadar hızlı bir şekilde o tırı ortadan kaldırmalarının... Altını çizelim, devlet sırrı denildi, insani yardım taşıyor denildi. Şimdi sevgili kardeşim, devlet sırrı doğrudur, devlet sırrı vardır. Yani devletin, MİT'in, gizli servislerin yaptığı işler vardır ama hiçbir zaman dünyada bir insani yardım malzemesi devlet sırrı olarak ki taşınmaz. Ki bunlar da bu tür yardımları en fazla medyaya sunan, servis yapan ve bunun bir algı yönetimiyle biraz evvel söylediğim şekilde sanki dünyayı Türkiye bu tür yardımları yapıyormuş gibi. Hatırlar mısınız? Bundan birkaç ay önce şeyi konuşuyorduk. Türkiye yardım yapan ülkeler sıralamasında üstlere çıktığını konuşuyorduk ve başbakan bunu her yerde anlatıyordu bağıra bağıra. Şimdi siz eğer bunun içerisinde pirinç, makarna dağıttığınız gibi yardım kömür, varsa. Yardım varsa. Bunu da böyle bence siz büyük puntolarla bütün o yandaş medyanın görseniz. Burada bir tuhaflık var diyorsunuz. Bir tuhaflık var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz yardım malzemesi getiriyorum diye getiriyorsunuz ama bu bir devlet sırrı oluyor. Sevgili kardeşim bunların hepsi bir aldatmaca. Yeni İçişleri Bakanımız ne dedi? Bu dedi Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize gidiyor dedi. Peki Suriye'deki Türkmenlerin sözcüsü ne dedi? Bize bundan önce de hiçbir yardım gelmedi dedi. Şimdiki bu yardımın da bizimle bir ilişkisi yok dedi. Gümrük Bakanı ne dedi? Bu tır dedi sınırdan geçmedi dedi. İçişleri Bakanı yeni getirildi. Daha geldiği günden itibaren yalanla işi kurtarmaya çalışıyor. Bismillah. Bismillah ya. Daha ilk olayda yalan söylüyorsun. Halkı kandırıyorsun. Adamsan çıkarsın dersin ki biz Suriye'deki teröristlere bu silahı götürüyoruz kardeşim. Bu ilk değil. İlk olmadığını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Adana'da yakalanan, Konya'da yakalanan silahlar, Kocaeli'nde yakalanan silahlarla ilk olmadığını biliyoruz. Suriye'de akan kanın tümü başbakanın ellerine bulaşmıştır. Suriye'de kankanın. Çünkü oradaki teröristleri eskiden Özgür Suriye ordusuydu. Şimdi Özgür Suriye ordusu da yok orada. Kim var? El-Kaide var. El-Kaide'yi bugün silah olarak besleyen, maddi manevi besleyen Türkiye'dir. Ve onların da oraya ulaşmasını sağlayan Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Bunları da VIP'leri kullanarak yapıyorlar. Hani devlet bürokratlarının yabancı zevatın girip çıkması için havalanında oluşan özel very important personnel dediğimiz önemli insanların girip çıktığı alanları bu teröristleri Suriye'ye ihraç etmek için kullanıyorlar şimdi. Bunlar da yaşadık, resimlendi, konuşuldu. Türkiye bu noktaya geldi. Yani Türkiye kara para aklayan, altın kaçakçılığı yapan bir ve terörü finanse eden bir ülke. Sonuçları olacaktır elbette. Şimdi ajanslara düşen bir haber var, onu aktaralım. Zarrab altın dolu uçak için bakandan yardım istemiş diye. Bugün gazetelere bir buçuk tonluk altın Türkiye'ye geliyor ama Türkiye tabii aynı tırda olduğu gibi bir vaka geliyor başına. Havaalanında tespit ediliyor bu. Demek ki bir yanlışlık oluyor. Bir rapora yansımış bu. T24'ün haberi. Evet. Ankara'da hakkında yolsuzluk davası açılan ve beraat eden bir MİT görevlisi ve ekibi tarafından hazırlandığı öne sürülen ve dağıtım bölümünde başbakan yazan raporun detaylarıymış bu. Evet. Bu raporda yer almış. MİT'in 17 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yolsuzluk ve rüşvet kara para iddialarıyla başlatılan operasyondan 8 ay önce. O raporun sonunda şunu yazıyorlar. Bu AKP'ye zarar verir diyorlar. Hükümete zarar verir diyorlar. Eğer sonunu okuyabilirseniz o raporun sonunda uyarıyorlar hükümeti 8 ay önce. Diyorlar ki bu ilişkiler eğer gün ışığına çıkarsa, Muammer Güler'in ilişkileri, Zarrab'la şeyde başlıyor. Gaziantep'te valiyken başlıyor. Yeni değil yani. Kürt Yaşar tanıştırıyor. Kürt Yaşar kim? Kürt Yaşar ANAP döneminin hayali ihracatını organize eden, finanse eden insan. Devletin görevlendirdiği. Hikaye orada başlıyor yani. Hikaye oradan başlıyor. Birliktelik oradan geliyor. Yani aynı usul, ANAP döneminin aynı usulü kullanılıyor şimdi Türkiye'de bir finansman destek sağlayabilmek için.
ilişkiler oradan başlıyor. T24 doğru bir haber yapmış. Sonuç bölümünü okuyayım isterseniz. Evet. İran'a yönelik ekonomik ambargoya rağmen İran'ın İranlı şahısların para transferleri gerçekleştirmesi bağlamında Sarraf'ın yakın gelecekte ABD tarafından yasaklı kişiler listesine dahil edilebileceği, şahsın Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle başta magazin medyası olmak üzere kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken Sarraf'ın Ekonomi Bakanı Çağlayan ve İçişleri Bakanı Güler'le mevcut ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhinde kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Evet. MIT'in uyarısı bu sevgili seyirciler. Bu rapor bizim elimizde vardı. T24'e yeni rastlamıştı belki rapor. Evet, bakandan destek istenmiş. Altın doğru, dolu altınlar. Yani aklama amacıyla getirilen altınlar mı bunlar? Şimdi efendim, şimdi bu aslında ekonomik çizelgesi farklı flowchart yaparsak, Türkiye her sene, her ay her sene 2 milyar dolar civarında altın ihraç ediyor. O ithal ediyor. 10 milyar dolar civarında altın ihraç ediyor. Milyar euro civarında altın ihraç ediyor. Şimdi burada başka ilişkiler de var. %1 ile KDV ile ithal ediyorlar. Eğer külçe ihraç edersen %8 KDV'si, işlenmiş altın ihraç edersen %18 şeyi bunun. Söyle KDV'si. Şimdi bu altını şeyle diyorlar. Bir mal takas yöntemi yapıyoruz diyorlar. Altını bir bedel karşılığında, yani doğalgazın karşılığında, işte başka şeylerin karşılığında altın ödüyoruz diyorlar. İran'a diyorlar ama biliyorsunuz para öderseniz bunun bir KDV iadesi falan yoktur. 10 liralık doğalgaz alırsınız 10 lira ödersiniz. Dünyada da bir ölçüsü var bu işin. Ölçüsü var ama siz bunu altınla ödersek ve bunu bir ihraç kalemi olarak gösterdiğiniz zaman ve son günlerde özellikle %18 olduğu için KDV'si işlenmiş altın şekline dönüştürürseniz %18 bir de KDV iadesi var bu işin. Rakamlar çok büyük. Aslında bu rakamlar böyle tek tek çıktığı zaman Türkiye'de şaşıracak ama bunun tabii araştırılması, devlet müfettişleri tarafından ortaya konması gerekiyor. Yine savcıların da soruşturması gerekiyor. İşte buna izin verilmiyor. Yargı bağımsızlığını yitirdi artık. Özellikle 12 Eylül referandumuyla beraber yapılandırılmak istenen HSYK ama şimdi ters tepti HSYK'ları. Yine yargıya Adalet Bakanı müsteşarıyla müdahale etmek istediler yargıya. Ama ellerinde olmadığını gördüler. Yargının bir şekilde kendi atadılmış oldukları adamları şimdi tekrar yapısını değiştirerek kendi ellerine geçirmeye çalışıyorlar. Kolluk kuvvetleri savcının talimatlarını dinlemek zorunda. Ama bir valinin talimatını dinleyerek operasyonları durduruyorlar. Araştırma işlerini durduruyorlar. Zanlıları alıp getirmiyorlar. Yani Türkiye devlet olma vasfını yitirmeye başladı. Açık ve ne söyleyeyim. Türkiye devlet olma vasfını yitirmeye başladı. Kimle beraber? İşte 11 yıllık AKP iktidarı döneminde ve başbakanın tek adamlık sürecinde. Daha neler göreceğiz kim bilir deyip kaygılanmak istemiyoruz ama. Ama kaygılanmak lazım. İstemiyoruz değil, kaygılanmak lazım. Niye kaygılanmak lazım? Süreç hep aleyhte işliyor. Süreç kötüye doğru, yani geriye doğru işliyor. Süreç Türkiye'deki demokratik bireysel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi. Şu anlamda mı söylüyorsunuz? Şu anda Danıştay'ın adli kollukla ilgili yürütmeyi durduran Danıştay'ın, Sayıştay'ın yapıları değiştirilecek. Tabii, bu hafta meclise geliyor galiba. Danıştay yasası bu hafta meclise geliyor. Mecliste görüşülecek ama bu daha önce, yani bu olaylar kavulmadan önce hazırlanmış bir Danıştay yasası. Neden önemli hatırlatalım dilerseniz. Savcılar, emniyetçiler operasyon yaparken, bir soruşturma yaparken amirlerine bilgi vermek zorundalar. Neden önemli? İçişleri Bakanı oğluyla ilgili soruşturma hakkında bilgisizdi, haberdar değildi diye konuşulduğu için hemen akabinde gelen bir değişiklikti. Yürütmeyi de Danıştay durdurdu. Bunun için Danıştay önemli. Danıştay önemli. Sayıştay için önemli. Devlet adına, millet adına kamu harcamalarını kontrol ediyor. Eğer bunları yapamazsanız işte yolsuzluklarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Ve parayı kontrol edemezsiniz. Harcanan parayı kontrol edemezsiniz milletin vergilerini. Bütün kurumlarımız önemli. Bu kurumlar bir günde kurulmuş kurumlar değil. 90 yıllık Cumhuriyet'in kurumları. Birçoğu da Cumhuriyet'ten önceye dayanır. Yani Osmanlı'ya kadar giden kurumlar vardır. Ve dünyada bu kurumların karşılıkları vardır. Ve bunlar bir federasyon şeklinde veya bir zaman zaman toplantı yapıp ortak kararlar alırlar. Evrensel sistemin bir parçası. Evrensel sistemin bir parçasıdır bunlar. Bunları oynarsanız, her gün oynarsanız bunları artık bir kurumsallık niteliğini uzaklaştırmış ve kişisel size hizmet eden kurumlar haline dönüştürmüş olursunuz ki şimdi bunu yapıyorlar. Yaptılar ama beceremediler. Yarım kaldı, eksik kaldı. Bu olayda gördüler eksikliğini ve şimdi bunu yapıyorlar. Şimdi buradan sormak istiyorum. Bir ülkenin başbakanı olsa, örneğin Orta Asya ve Asya ülkelerden birinin başbakanı olsa, oğlu bir yolsuzluk ilişkisiyle ilişkilendirilmiş olsa, bakanların evlerinde ve çocukların evlerinde paralar bulunmuş olsa ne yaparlar? Ben hemen söyleyeyim size. Özellikle Asya'da intihar ederler.
Biz başbakan intihar etsin falan demiyoruz. Ama biz başbakan Yüce Divan'a da hesap verecek diyoruz. Mutlaka vermeli diyoruz. Onun için de başbakanın yapması gereken, ta birinci günden beri yapması gereken şey ne demeli? Yargının önünü açıyorum. Emniyet kuvvetlerinin, kolluk kuvvetlerinin önünü açıyorum. Kimse müdahale etmeyecek. Bunun içerisinde benim oğlum dahi olsa herkes hesabını verecek demiş olsaydı bugün Türkiye bu krizi yaşamazdı ve herkes giderdi yargıda. Varsa bir yargı, eğer düşündükleri gibi Ergenekon'da düşündükleri gibi, Balyoz'da düşündükleri gibi, KCK'da düşündükleri gibi yargı görevini yapıyor, yandaş değilse ve yargı bağımsız kalmalı, ona müdahale edilmemeli diyorsanız bugün de etmemeliydiniz. O gün altına zırhlı araba verdiğiniz, kahraman ilan ettiğiniz savcı bugün ilişkilerini araştırıyorsunuz. Neymiş efendim bu kadar titiz davranan bir savcı? Bilemem, ben tanımıyorum. Herkesin ilişkilerini ortaya çıkartan bir savcı. Neymiş efendim Fatih Belediyesi'nde bir imar işi varmış. Belediye başkanı onu yapmamış. Onun için işte bu soruşturma başlatılmış. Neymiş efendim? Bugün de manşetlerdeydi, Dubai'de tatile gitmiş. Tatile gitmiş. Kayak yapmaya gitmiş. Bu kadar dikkat eden bir savcı. Herkesin ilişkilerini dökmeye çalışan bir savcı. Herkesi izleten bir savcı, öyle diyelim, mahkeme kararlarıyla kendinin izlenmediğini bilmiyor mu? Kendinin izlendiğini de biliyor. Şimdi başbakan dediğimiz gibi yapması gereken işi yapmıyor. Tamamen yolsuzluğu karartmak ve konuşmayarak, başka işlere söyleyerek yolsuzluk üzerinden insanların algısını farklı yönlere çekmeye çalışıyor ve unutturmaya çalışıyor. Unutturamayacak. Kimse unutmayacak bu yolsuzluk. Bu yolsuzluk tarihe geçti. Çok önemli yolsuzluklardan, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük yolsuzluklarından bir tanesi. Rakam çok büyük. Ve ortaya konan rakamlar, çıkan rakamlar, gülünecek rakamlar büyüklüğü karşısında. Çünkü ucunun nereye dayandığını başbakan çok iyi biliyor. Bir çete varsa bu ülkede, bu çetenin başı başbakandır. Ne dedi Erdoğan Bayraktar biraz evvel, tekrarlayalım. Başbakandan talimat almadan hiçbir şey yapmadık diyor. Başbakan ne diyor? Benim iznim olmadan da kimsenin bu ülkede bir daha şey yapma şansı yok. Daha önceki değerlendirmelerde de Başbakan Erdoğan'ın sanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam ediyormuş gibi eylemler içerisinde olduğu bu projelerle ilgili olarak ifade edilmişti. Böyle evet. Eleştiriler başka de gelmişti. Başka bir ifade daha vardı. Biliyorsunuz mecliste biz TOKİ'nin 60 milyon TL'lik zararını ve şeyini çıkartınca, yolsuzluğunu çıkartınca TOKİ ayrı bir vaka, ayrı incelenmesi gerekiyor. Erdoğan Bayraktar bir şey dedi. Evet dedi, biz 60 milyon zarar ettik dedi. Haksız kazanç sağladı dedi firma dedi. İşte biz bunu kabul ediyorum bunu deyince başbakan bir şey söyledi. Burada yanımda başbakan ne dedi? Niye konuşuyorsun dedi. Niye açıklıyorsun, niye itiraf ediyorsun dedi. Olsun. Başbakan. Başbakan nasıl bir ekip kuruyor kendine? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekibiyle beraber yürüdü. Erdoğan Bayraktar bu ekibin içerisinde, yine İdris Naim Şahin bu ekibin içerisinde çok önemli insanlar, oradan gelen insanlar. Bakın ikisinin söylemlerine bugün başbakanın ne hale geldiğini, o erkin gücün, kudretin onu nasıl şımarıklaştırdığını, diktatör haline dönüştürdüğünü hep beraber göreceğiz. 21. yüzyılda Türkiye bunu hak etmiyor. Böyle bir insan da hak etmiyor Türkiye. Evet, bu süremizin de artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç dakikamız var. Evet. Artık sözü toparlayalım. Hı-hı. Ne olması gerekiyor şu saat itibariyle? Biraz oraya bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Hani sonuçta kriz masasında yaşananları siz daha böyle bir, hem de meclisteki o raporlarla beraber, Sayıştay'ın kit komisyonuna gelen raporlarla beraber daha detaylı olarak atlanmasın, o algı yönetiminde gözden kaçırılmasın diye didik didik ediyorsunuz. Benim anladığım bu. Evet, evet. Yapmak istediğiniz evet. Şey bu, amacınız bu. Siz bunu yaparken ne oluyor da Türkiye'de ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biraz oraya bakalım. Şimdi sadece bu olay değil. Dedik ya, birçok yolsuzluk var Türkiye'de. Bu yolsuzluğun en çok konuşulduğu yerlerden bir tanesi bizim komisyonumuz. KİT komisyonu. Şimdiye kadar şöyle bir uygulama olmuş. Sayıştay denetim yapar. Eğer bir yolsuzluk görmüşse, bir usulsüzlük görmüşse Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan, Bakanlık Denetleme Kurulu'ndan, Teftiş Kurulu'ndan şey ister, araştırma ister. Geçen günü, bir ay önce Enerji Bakanı bir şey yayınladı, genelge yayınladı. Bundan sonra dedi, Sayıştay müfettişlerinin dedi, soruşturma isteme şeyi yoktur dedi. 2010'da bunların çıkarttıkları bir kanunla. Bunu da hemen söyleyeyim. 4734 sayılı kamu ihale kanununda yaptıkları değişikliklerle, yine başka yönetmeliklerde yaptıkları değişikliklerle her şeyin önünü kapatıyorlar. Bakın, istisnalar maddesi vardır. Kabul edildiğinde kanun 4 tane istisna vardı. Bugün yüzüğün üzerine değişiklik yapılmıştır ve istisnalar artmıştır. Hepsi
şeyden kamu ihale kanunundan kaçırılarak yapılmaya çalışılmakta. Kamu ihale kanunu da rekora koşuyor, değiştirilme rekoruna. Evet. Hatta iki K harfi iki kez kullanılmıştır yanlışlıkla o değişikliklerde. Hepsi soruşturmaların ya da yapılan yolsuzlukların önünü kapatmak değil, o yolsuzlukları örtbas etmek için yapılan değişiklikler. Şimdi yani bir adım atılmasına engel çıktığı için başka bir adımla hemen o yasa değiştiriyor. Yasa değiştiriyorlar ve onu suçsuz hale dönüştürüyorlar. Yani işlenmiş bir suçu kapatmanın yöntemlerini arıyorlar, böyle bir şey. Şimdi biraz evvel örnek verdim. Enerji Bakanı diyor ki bu soruşturmayı yapamazsınız diyor. Sayıştay'ın diyor bunu savcılardan istemesi gerekiyor diyor. Eğer bir usulsüzlük gördüğünde, şimdiye kadar böyle bir usul yapılmamış ama bundan sonra biz komisyon olarak şunu isteyeceğiz Sayıştay görevlilerinden, devlet görevlilerinden, bürokratlardan usulsüzlük gördüğünüzde derhal savcılara müracaat edeceksiniz. Biz bunu takip edeceğiz. Eğer bunu yapmazsanız hakkınızda görevinizi kötüye kullandığınıza dair biz talep edeceğiz diyeceğiz soruşturmayı. Yine hızlı bir şekilde Halk Bankası'nın denetimini yapmaya çalışacağız, toplamaya çalışacağız. Biz yolsuzluklarla mücadele komisyonu ya da kriz masası olarak diğer yolsuzluklarla da ilgili. Bakın başka bir şey var. Çok şey konu var aslında ama şeyde parçalamak istemiyorum. Ona girmeyeyim o zaman. Onun karartılmaması ve yeni yolsuzlukların da gün ışığına çıkması için hem savcılara şey sunacağız, belge, bilgi sunacağız hem de kamuoyunda paylaşacağız gelecekte bunları. Tabii genel başkanımıza bilgi verdikten sonra, görüştükten sonra bunları paylaşacağız. Ama bir şeyi söylemek takipte istiyorum. Takipte izliyorsunuz. Yine bir şey söylemek istiyorum madem programın sonuna geldi. Zaman zaman Başbakan çıkıyor diyor ki bu yolsuzluğu konuşacağına işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki işte Rahşan affıyla aklandığına ilişkin şeyler söylemeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. Rahşan affıyla aklanan kendisi. Sayın Genel Müdür bizim o dönemlerde Genel Başkanımız Genel Müdürlük yaptığı dönemlere ilişkin Başbakan 2008'de Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan denetim istemiş. O dönemin hesaplarının incelenmesiyle ilgili denetim istemiş. Denetimden kaçmamış yani. Kaçmamış. Kemal Bey zaten Genel Başkanım sürekli söylüyor. Alnım açık diyor. Hadi gelin bakalım diyor. Seni de açalım işte denetime, bizi de açalım diyor. Kim temizse çıksın ortaya diyor. 2010'da müfettişler rapor vermiş. Diyor ki o döneme ait en ufak bir şaibeye rastlanmamıştır diye rapor vermiş. Başbakan sadece yalan konuşarak, halkı aldatarak siyaset yapıyor. Başka bir şey yok. Ekonomimizi anlatırken İnsanlara yalan söylüyor, hırsızlığı anlatırken, yolsuzluğu anlatırken, farklı farklı alanları anlatırken insanlarımızı kandırıyor. Evet, yarın sizin sözlerinizden hatırladığım kadarıyla Halk Bankası ile ilgili olarak bir özel girişimde bulunacaksınız. Evet. KİT komisyonunda özel bir oturum talep edeceksiniz. Halk Bankası'nı görüşelim acil. Sayıştay raporları, buradan 2011 raporları MHP, gelmediği için diyorsunuz. Gelmediği için. Buradan MHP'li arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma, komisyon teşekkür ediyorum. Onlar da destek veriyor. Çünkü sayısal çoğunluğumuz bizim bunu istemeye yetmiyor. Onlar bize destek veriyor. Onun için de yarın inşallah bunu talep edip Halk Bankası'nın 2011, bakın daha 2011 denetimini bitiremedik. 2011 ve 2012 denetimini öne çekmek ve hemen yapılması için, çünkü hemen komisyon şu anda yargıya intikal etmiş bir durum söz konusu olduğu için bu konuyu KİT komisyonunda inceleyelim diyorsunuz. Çünkü meclisi devreye sokmak anlamına geliyor bu. Meclisi devreye sokmak, bir de Halk Bankası'nın sadece yargıya intikal eden genel müdürü. Halk Bankası hakkında bir soruşturma yok. Bir de böyle bir algı yarattılar. Sanki Halk Bankası soruşturuluyor, denetleniyor. İşte onun sonucunda bu Halk Bankası batırılmaya çalışıyor. Halk Bankası ile ilgili bir soruşturma falan yok şu anda. Tamamen ama Halk Bankası'nın karışmış olduğu işler var. Bu genel müdürde yakalanan paralarla beraber, ortaya çıkan yolsuzluk iddialarıyla beraber. Evindeki ayakkabı kutuları nedeniyle genel müdür şu anda tutuklu. Tabii o İçi Halk Bankası genel, başka bir yerin genel müdürü de olabilirdi. Ama Halk Bankası'nın karıştığı olaylar işte belgelerle ilgili basında tartışılmakta. Sizin de ifade ettiğiniz 575 milyonluk bir batık kredi söz batık konusu. Batık sadece bu bir örnek. Bu bir örnek. Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Diğer işleri de konuşmamız gerekiyor ama bankacılık sırrı adı altında da, ticari sırrı adı altında da bunları saklıyorlar. Bunları nasıl aşacağımızı bilemiyoruz ama yine bundan sonra önergeleriyle ya da işte araştırma önergeleriyle aşmaya çalışacağız. Yani Türkiye'de gerçekten kanunlar bir denetlemek amacıyla, özellikle son zamanda çıkan kanunlar ve yönetmelikler bir denetim amacıyla değil, denetimi karartmak amacıyla veya yaptırmamak amacıyla çıktığı için çok sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Tıpkı kamu ihale kanununa yapılan gibi engel neyse onu değiştirme üzerine bir sistem oluşuyor Türkiye'de yine diyorsunuz. Yine ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela kamu ihale kanununda son yapılan bir değişikliklerden bir tanesi şuydu. Çok ilginç olduğu için söylüyorum. Bir maddesi değiştirilerek hakkında soruşturma açılan firmanın içerideki teminatı, biliyorsunuz eğer suçlu bulunursa
kalıyordu şeye, hı hı, devlete. Suçlu bulunmazsa iade ediliyordu. Şimdi hakkında soruşturma açılmış olsa bile bu teminatlar, ihale iptal edilmişse iade ediliyor. Böyle bir kanun çıkarttık. Korunuyor yani. Korunuyor firmalar. Ama bu kanun teklifini veren kim biliyor musunuz? Bir doçent, tek kişilik bir kanun teklifi bu. Bir doçent verdi ve bu doçent arkadaş doçentlik tezini de intihal yaparak doçentlik tezini kazanmış. Diyorsunuz. Peki. Evet, türlü türlü iddialar var. İddialarla ilgili olarak diliyoruz ki biz gerçekler ortaya çıksın ki bunun da merci yargı. Çok teşekkür ediyoruz. Yani. Yargının görevini yapabileceği bir Türkiye arzu ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün de güne yansıyan konu yine yargıyla bir, ilgili bir başka konu. Öneriler var. Başbakanla Metin Feyzoğlu'nun, Barolar Birliği Başkanı'nın görüşmesi var. Bu görüşmesinin akabinde Ergenekon ve Balyoz için yeniden yargılanma formülü tartışılıyor. Sabih Kanadoğlu'nun ayrı bir formülü var. Türkiye şimdi bu formülü tartışıyor diyelim. Bir başka yargı tartışmasıydı buydu deyip noktayı koyalım sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.